En son yapılan Poppy Playtime paylaşımında Kissimissi ve Hese videosunda güvenlik önlemleri eşliğinde trenle bir yerden başka bir yere götürülüyordu. Muhtemelen götürüldüğü yer bizim de Poppy Playtime Chapter 3'te gideceğimiz yer Playcare. Kissimissi Chapter 2'de gördüğümüz kadarıyla zararlı değildi. Hatta bu VHS videosunda bile zararlı değildi. Saldıracak olsa ilk anda da saldırabilirdi. Son anda kanlar içinde orada durması sadece dikkat dağıtma yöntemiydi. Birileri suçu ona atmak istedi. Benim tarafımdan bu taktik tutmadı. Ben Kissimissi'nin o anda suçlu olduğuna inanmıyorum. Bizler Kissimissi'nin Playcare'e götürüleceğini anladık. O zaman size bir soru. Tamam, biz Kissimissi'nin nereye götürüldüğünü biliyoruz ama neden götürüldüğünü bilmiyoruz. Sizce neden götürülüyordu? Cevabını bilmiyorsanız hiç merak etmeyin. Ben neden götürüldüğünü biliyorum. Bunu sizlere de söyleyeceğim. Aynı zamanda Poppy Playtime Twitter hesabında bir paylaşım yapıldı. Bu sadece öylesine yapılan bir fotoğraf paylaşımıydı. Ya da öyle miydi? Son zamanlarda tüm paylaşımların içinde Huggy Wuggy vardı. Bu da onlardan sadece birisiydi. Bu fotoğrafa dikkatlice bakın. Her yerini inceleyin. Hatta şu an videoyu durdurun ve bulduğunuz önemli detayı yorum olarak yazın. Fakat bakarken benim sürekli teori videolarında söylediğim bakmak var, görmek var sözünü de unutmayın. Bu fotoğrafta muhtemelen kimsenin fark etmediği, hatta üzerinde hiç konuşmadığı Poppy Playtime Chapter 3'te göreceğimiz oyuncaklardan biri ya da ikisinin gizemi verilmiş olabilir. Şimdi bu fotoğrafa bunu bilerek daha detaylıca bakın. Hala mı bulamadınız? Merak etmeyin, videonun içerisinde bu konuya geri döneceğim ve o detayları sizlerle paylaşacağım. Yakın zaman içinde paylaştığım bir videoda garip şeylerin olduğundan bahsettim. Bu videoda ise şunu söyledim. Mob Games, normal şartlarda Twitter'da çok aktif olan bir oyun şirketi değil. Son zamanlarda bu aktiflik arttı. Yakın zaman içinde önemli paylaşım gelebilir demiştim. Bunu dedikten 3 gün sonra Kissimissi videosu geldi. Bunu ben kafamdan sallamadım. Son 1 yılın tüm paylaşımlarını gözden geçirdim. Önceki paylaşımların istatistiklerine ve daha sonra gelen paylaşımları incelediğimde önemli bir videonun geleceği zaten belliydi. Fakat sadece buna dikkat etmek gerekiyordu. Bugün de şunu söylemek istiyorum. Mob Games şu an o zamandan daha aktif. Yakın zamanda yine önemli bir paylaşım gelebilir. Ya da Mart ayı bitmeden yeni bir VHS alabiliriz. Bu VHS ise muhtemelen benim tahminime göre Mommy Longlegs ile ilgili olacak. Ya da Project Playtime'ın yeni haritası tanıtılacak. Fakat bugünkü konumuz Kissimissi. Daha fazla Poppy Playtime videosu için 2 saniyenizi ayırarak aşağıdan videoya like atıp kanala ücretsiz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri açarak her yeni videodan anlık haberdar olabilirsiniz. Kissimissi videosunun ismine baktığımız zaman 8 Ağustos 1995 tarihli kısıtlı yer değiştirme videosu. Buradaki kısıtlı durumuna çok dikkat edin. Daha sonra Huggy Wuggy'de de bunu göreceğiz çünkü. Videonun konusu açıkça belli. Kissimissi'nin yer değiştirme işleminin yapıldığı videoyu bizlerle paylaştılar. Playtime Co. fabrikasında ne oldu ki Kissimissi bir yerden bir yere götürülüyor durduk yerde? Onu neden böyle bağlama gereği duydular? Bir rota belirlendi. Kissimissi'nin gideceği durak Playcare'di. Sonra bir müdahale geldi ve Kissimissi burada kaldı. Yanında ölmüş personelle birlikte. İçinde bulunduğumuz zamanda ise böyle geldi karşımıza. Oyunun içinde bulunduğumuz zamana baktığımızda biz bu olaylardan sonra döndük fabrikaya. Yani şu an bu videoları izliyoruz ama biz daha fabrikaya dönmemiştik. Her şey oldu bitti. Biz fabrikaya öyle geldik. Şu an aldığımız her bir VHS biz fabrikaya gelmeden önceki durumlar. Basitçe bir mantık yapalım o zaman. Bu VHS'de son anda personeli öldüren Kissimissi olsaydı şu sahnede sizce bizim de ölmemiz gerekmez miydi? Huggy Wuggy gibi bize saldırması gerekirdi. Adeta bize yol gösterdi. Geliştiriciler burada Kissimissi'nin sakinlik mesajını verdiler bence bize. Biz gelelim asıl konuya. Kissimissi sakin olduğu halde neden buradan götürülüyor? Aslında bunun cevabını Poppy Playtime Chapter 1'de Poppy ile karşılaşmadan önce bulduğumuz kasetteki bilim adamı vermişti zaten. Final log in relation experiment 1006 the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type.
though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Cevabımız gördüğünüz üzere bu kasette. Bilim adamı deney 1006'dan, prototipten bahsediyor. O hala kayıp. Fakat burada olan tüm olaylar şüphesiz onunla ilgili. Bu kaydı almamın sebebi, bu sayede aynı hataları tekrar yapmayız. Gelecekteki tüm deneyleri güvende tutun. Deneyleri koruyun. Oyuncakların parçaları ile kendini geliştiren deney 1006 olduğunu düşündüğümüzde Missy'nin oradan kaçırılmasının en büyük sebebi de onu korumaktı zaten. Onu deney 1006'dan korumak zorundalar. Çünkü korumazlarsa deney 1006 onu da kendi parçası yapacak. Aynı bizim yardımımızla Mommy Longlegs'i yaptığı gibi. Missy korunmalı. Deney 1006'dan korunmalı. O zaman siz şunu sorabilirsiniz. Tamam ama neden bağladılar o zaman Missy'yi? Cevabı açık. Deney 1006 oradaki tüm oyuncakların peşinde. Bundaki asıl amacı kendini tamamlamak, o prototip, yani tam hazır değil, hazıra en yakın halde. Bu oyuncaklara ihtiyacı var. Bu oyuncaklara ihtiyacı varsa sizce kolay kolay izin verir mi Missy'nin oradan götürülmesine? Ki baktığımız zaman izin vermedi de. Uzaktan kontrol yeteneği devreye girdi ve bütün planlar alt üst oldu. Missy'yi bağlamalarının sebebi ise personelin deney 1006'yı çok iyi tanıması. Çünkü bir şekilde uzaktan kontrol yeteneği biliniyor. Missy'nin zihnini kontrol ederek bir şekilde bu durumun başlarına geleceğini biliyor. O yüzden böyle bir güvenlik kılavuzu yapıldı. Personele olası bir olumsuzluk durumunda Missy'yi etkisiz hale getirebilirsiniz yetkisi verildi. Bence personelin yaptığı en büyük hata deney 1006'yı çok hafife almaktı. Personelin hafife almasının en büyük sebebi de yönetimdi. Deney 1006 ve diğer oyuncakların ne kadar tehlikeli olduğu konusunda onlara yeterli bilgi verilmedi. Huggy Wuggy'nin sınırlı kaçış videosunda ise personelin telsiz alanının dışına çıkmasının bile söylenmemesi, daha sonra Huggy Wuggy'nin onlara saldırması kaçınılmaz ve yönetim tarafından bilinen bir sondu. Büyük bedenler girişimi, sıtlı kaçış ve kısıtlı yer değiştirme. Bu videoların isimlerine bakınca bile tesadüf olmadığını görüyoruz bazı şeylerin. Yani kısıtlı kaçış derken bile Huggy Wuggy'nin kaçışına bilerek izin verilmiş gibi de düşünülebilir. Sonuçta kısıtlı. Yani kontrollü her şey. Kaçışın da kısıtlısı olmaz herhalde. Kontrol altında bir kaçış. Fabrikada olan olumsuzlukların düzelene kadar bir süre kısıtlı kaçış gibi de anlaşılabilir. Sonuç olarak Huggy Wuggy'nin kaçması fabrikada kalmasından daha mantıklı gelmiş olabilir. Şu duruma baktığımız zaman kontrol edilebilecekse eğer kaçması daha mantıklı. Fabrikada kalırsa belki o da deney 1006'nın bir parçası olacak. Yönetim de bunu bildiğinden bir şekilde kaçışına izin vermiş olabilir. Tabi bu yine istedikleri gibi olmadı. Kontrolden çıktı. Ölen personeller oldu. Ama yönetim deney 1006'nın gelişmesine yardım etmesindense 5-6 personelin ölmesine çok da üzülmemiş gibi. Bu konu hakkında ise kaçmasına deney 1006 yardım etti gibi teorilerimiz de vardı. Fakat bunlar adı üstünde teori. Cevaplarını yeni yeni videolar geldikçe almaya devam edeceğiz. Gelelim son paylaşılan ve kimsenin dikkat etmediği, hatta üzerine hiç konuşmadığı detaya. Poppy Playtime Chapter 3 için herkes meraklı şekilde bekliyor. Mob Games, VHS kasetleriyle gizemler vermeye devam ediyor. Ama bir de eğlence amaçlı paylaşılan fotoğraflar var. Huggy Wuggy'nin ön planda olduğu bu fotoğrafta çok dikkat çeken iki detay var. Fotoğrafta arkada beyaz bir tahta var ve tahtanın üzerinde unicorn çizimleri var. Yeni bölümde gelecek yeni oyuncaklardan biri. Bu unicorn'a benzer bir şey olabilir mi? Daha önemlisi hemen yanında aynada bir yansıma var. Yansımada Mommy Longlegs'in farklı bir versiyonu var gibi görünüyor. Renginin mavi olduğunu, ayakkabılarının sarı olduğunu görebiliyoruz. Buradakine Huggy Wuggy'ye benzetenler veya Huggy Wuggy'nin yansıması olabilir diyecekler illaki olacaktır. Fakat bacakların ve kolların inceliği Mommy Longlegs benzeri farklı bir oyuncak olduğunu açıkça belli ediyor. Ya da çok beklediğimiz Daddy Longlegs olabilir mi?
Dedi Long Legs'e benziyor. Fakat Dedi Long Legs'in şapkası vardı hatırladığım kadarıyla. Buradaki yansımadan taçları olduğunu sanki görebiliyorum gibi. Yani Mami Long Legs ailesinden bambaşka bir yaratık geliyor olabilir. Çünkü Mami Long Legs'in gelmeyeceği kesin, oyuncaklarını illaki göreceğiz. Fakat o artık deney 1006'nın bir parçası. Bu bir Playtime Chapter 3'te Playcare'de daha fazla oyuncakla karşılaşacağımız ve daha çok gizemi çözeceğimiz açık. Bu gördüklerimiz de onlardan sadece birileri olabilir. Daha fazla Poppy Playtime videosu için like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.